Kaliteli Müziğin Doğru Radyosu, Müzikal Takınız Küpe FM'den bendeniz Kamil Bilic'den merhabalar efendim. Yine yepyeni bir gündemdekiler özelle karşınızdayız. Malumunuz 16 Nisan'da, yani bundan tam 2 gün sonra, hatta bu saatlerde yavaş yavaş artık referandum sonuçlarını da alıyor olacağımız bir süreci yaşıyoruz ve yayın yasakları girmeden yine konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz Küpe FM frekanslarında. Bugün yine Türk siyasi tarihinin önemli mihenk taşlarından bir siyasi oluşum, Demokratik Sol Parti Sayın Genel Başkanı Önder Bey ile son derece keyifli bir sohbet Küpe FM dinleyicilerini bekliyor. Bu önümüzdeki süreçte değerlendireceğimiz, ulus olarak değerlendireceğimiz bu 18 madde DSP nasıl bakıyor? Birinci ağızdan öğrenip sizlere aktaracağız. Ben ilk olarak bize bu yoğun süreçte vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buradan Küpe FM aracılığıyla da bizleri dinleyen tüm yurttaşlarımıza Demokratik Sol Parti'nin Genel Başkanı olarak Ecevit'in duygularıyla, Ecevit'in milliyetçiliğiyle, Ecevit'in halkçılığıyla vatanlarına, milletlerine ve cumhuriyetlerine sahip çıkacaklarına olan inancımla da en içten saygılarımı iletiyorum. Az önce de belirttiğimiz gibi 18 madde var bu pazar günü ulusumuzun önünde oylanacağı ve uzun bir süreçten geçtik aslında bununla ilgili. En başından bu yana DSP nasıl bakıyor, görüyor, onu çok merak ediyorum. Ben de dinleyicilerimize de aktarmakta sabırsızlanıyorum. Malum bu anayasa maddeleri gündeme geldiği andan itibaren anayasa komisyonları ve uzlaşma komisyonları kuruldu. O süreçleri Demokratik Sol Parti nasıl değerlendirdi Türkiye'deki? Bir anayasa değişikliği ihtiyacının olduğunu düşünmüyoruz. Biz hiçbir zaman da düşünmedik işin doğrusu. Bu tipten konuları içeren bir anayasa değişikliğinin Türkiye'nin ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Evet, anayasamız 1982 yılında 12 Eylül'den sonra oluşturulan bir yapıda önüne konuldu toplumun. Ama geldiğimiz sürede yaklaşık 87 maddesi değiştirilmişti zaten. İlk 6-7 maddesinin zaten değiştirilebilme olanağı yok. Geriye kalanlarda da antidemokratik bazı uygulamaların olduğunu hepimiz biliyoruz. Tüm toplum kesimleri olarak biliyoruz. Demokratik Sol Parti bu konuda her ne kadar parlamentoda bulunmasa da sözde, tırnak içerisinde söylüyorum, bir başkanlık sistemi tartışmaları, bir anayasa değişikliği tartışmaları gündeme geldiğinde hemen çalışmalarını yaptı, kurullarını topladı. Yetkilileriyle, yani hukukçularıyla, anayasa konusunda uzman bilir kişileriyle bir paket hazırladı. Bunu biz 2010 referandumu döneminde de yapmıştık. 24 maddelik bir anayasa değişikliği toplumun önüne sunulmuştu hatırlarsanız. Orada iki temel husus aslında dikkat çekiyordu. Bir tanesi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi. Diğeri de Anayasa Mahkemesi yapısının değiştirilmesi, murad edilen oydu. Ama onun yanında 22 tane de ayrıca sudan gerekçelerle maddeler koydular. Onları da gündeme getirdiler. O çalışmamızda da biz gerek hükümete, gerek meclis başkanına, gerek siyasi partilere dosyamızı sunmuştuk. Değişikliğin 20 tanesi hemen hemen DSP'nin dosyası içerisinde var olan hususlardı. Ama iki madde önemliydi ve o iki madde de HSYK'nın yapısıyla Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirdiler. Türkiye geçen yıl yaşadığımız 15 Temmuz'u yaşadı. Şimdiki anayasa değişikliğinde 18 madde topluma gösteriliyor, bir değişiklik varmış gibi. Oysa 18 maddenin 18'i de TKK maddeler değil. Bunun üzerine de biz çalışmalar yapmıştık. Yine Millet Meclisi Başkanı'na, Başbakan'a, Ana Muhalefet Başkanı'na, hatta Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve HDP'ye de bu dosyamızı vermek için randevu istediğimizde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve HDP'den bir randevu verilmedi. Diğerlerine teslim ettik. Onların içinde de birçok, yani 33 maddelik bir değişiklik önerisiydi. Toplumu daha da rahatlatacak, siyasetin önünü açacak, toplumun parlamentoda temsilini daha özgür biçimde sağlayacak hükümler içeriyordu. Şimdi dikkat ederseniz televizyonlarda iktidar partisinin sözcüleri evet denilmesi için topluma baskı yaptıklarında şunu söylüyorlar gerekçe olarak: bu bir darbe yasası, anayasasıydı. Biz darbe anayasasına son veriyoruz. O zaman ben vatandaş olarak şunu sorma hakkına sahip değil miyim? Bu darbe anayasasının içerisinde YÖK kanunu da vardı. Bu niye YÖK'ü kaldırmıyorsun madem? Bunu da getirip Kenan Evren dayamıştı bize. Ama tabii bunların asıl amaçları o değil.
15 senedir iktidarda bulunduklarından dolayı birçok olumlu ya da olumsuz hadiselerin içerisine bulaştılar, bulaştırıldılar. Her ikisi de doğru. Bulaştıkları da doğru, bulaştırıldıkları da doğru. Çünkü bulaştırıldıkları kısmını izah ederken şunu söyleyebiliriz. Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarında söyler, beni kandırdılar der ya, demek ki bulaştırmışlar onu. Belki isteyerek yapmamış olabilir ama Oslo'da terör örgütüyle pazarlık yaptıklarında sonucu itibariyle yanıltıldığını söyledi. Beni aldattılar demişti. Birlikte beraber yürüdükleri cemaat kesimiyle, onların da ve hepimizin de deyimiyle FETÖ terör örgütünün mensuplarıyla bir olmaktan dolayı kandırıldıklarını söylediler. Yine Habur sınır kapısından PKK'lı teröristler yurda girmeye kalktıklarında o zaman da kucağında bulmuştu onları. Bu tip bulaştırılmaları var ama bizzat kendilerinin de bulaştıkları işler var. Geçtiğimiz günlerde ben hayatımda hiç aldatılmadım gibi bir söylemi de oldu Sayın Cumhurbaşkanı. İnsanlar zaman zaman söylediklerini unutabilirler. Sayın Cumhurbaşkanı da çok yoğun mesaisi olan birisi. Bunu belki söylediğini unutmuş olabilir ama bizim de görevimiz tabii muhalefetteki partiler olarak. O unuttukça biz hatırlatacağız kendisine. Yanıldığını söylemişti. Bu şekilde hatırlatayım. Allah'tan özür dilemişti. Allah bizi affetsin demişti, halkımız bizi affetsin demişti. Mutlaka bunları duyunca tekrar hatırlayacaktır yani. Dolayısıyla biz şimdi önümüzdeki sürece bakacağız. Bu 18 madde içerisinde 18'i de kötü müdür? Tabii ki 18 de kötü değil. Sürekli evet denilmesini istedikleri maddelerin ya da gerekçe olarak sundukları hadiselerde ne diyorlar? 18 yaşındaki gençlerimize seçilme hakkını veriyoruz diyorlar, değil mi? Ben de diyorum ki yani bu matah şeker bir iş değil ki, yani lütuf mu yapıyorsun? 18 yaşındaki insan seçiyorsa seçmek daha önemli bir görev, değil mi? Artı 18 yaşındaki insanlar yasalar karşısında reşit kabul ediliyor ve gerektiğinde hani diyor ya idam cezasını getirsinler hemen onaylarım. 18 yaşındaki genci asmasını biliyorsan senin yönetmesine de razı olacaksın. Bu bir lütuf değil. Ama bunu niye bu referandumun içerisine soktun ki? Doğrudan getirseydin parlamentoya 550 milletvekilinin oyuyla bu hiç referanduma gerek kalmadan geçebilirdi. 18 yaşındaki gençlerimiz de aslanlar gibi aday olabilirlerdi. Muhtar olurdu, il genel meclis üyesi olurdu, belediye başkanı olurdu, milletvekili olurdu. Hatta cumhurbaşkanı olmak isteyebilirdi ne zamana kadar? 40 yaşına geldiğinde. Bakın. Siz öyle bir anayasa getiriyorsunuz ki samimiyet testini de burada beraber işletiyoruz. Mevcut anayasamızda bu yaş 25 değil mi? Var mı 25 yaşında bir milletvekili? Evet diyen partilerden, MHP'den var mı? Yok. AKP'den var mı? Yok. Demek ki samimi değilsiniz. Her konuda olduğu gibi ekonomik konularda, milli konularda, manevi konularda toplumun duygularını sömürme üzerine siyasetlerini kurguladıkları için bunda da 18 yaşından ve daha yukarısı gençlerimizin duygularını sömürmek adına böyle bir hadiseyi bu 18 maddenin içerisine koydular. Mesela birinci maddesi ne diyor? Bu 18 maddeden bir tanesi bakın. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız mahkemelerle diye bahsediyor ya. Yanına da ve tarafsız diye koyuyormuş. Yani şimdi mahkeme taraflı olur mu? Mahkeme zaten tarafsızdır. Yani bunu buraya yazıp bunu bir madde haline getirmenin bir alemi var mı? Ya da işte 550 milletvekili yerine 600 milletvekili yapacakmış. Yap kardeşim, 600 de yap, 800 de yap. 80 milyonluk ülke burası. Ama milletvekilinin nasıl bir milletvekili olabileceğinin tanımını koy önce. Yani altına 1,5 trilyonluk makam arabası çekebilecek bir milletvekili yaratma. Öyle bir bakan yaratma. Ya da bir yıl içerisinde 1,5 trilyonluk telefon görüşmesi yapacak bir milletvekili yaratma. Adam gibi milletvekili yarat, 800 tane olsun. Sıkıntı değil ki. Bunlar işte bu anayasa değişikliğinin konuları olmaması gereken. Mesela işte maddelerden bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılır diyor. Bu da 18'den bir. Gitti mi 3 tanesi? Bak geriye kaldı 15, daha da gidebilirim. Ama murad ettikleri ana maddeler şunlar. Biraz önce bahsettiğim gibi 15 yıl bu devleti kesintisiz ve tek başına AK Parti hükümeti yönetti. Başbakanlar zaman zaman değişti ya da işte bakanlar zaman zaman değişti. Ama zihniyetle asıl irade
Sayın Cumhurbaşkanı'nın kontrolünde AK Parti'nin kurucu genel başkanı sıfatıyla da asıl irade hiç değişmedi. Ve 15 yıldır bu ülkeyi eğrisiyle doğrusuyla, iyisiyle kötüsüyle AK Parti yönetiyor. Biz bir muhalefet partisi olarak çıkıp sokaklarda, işte radyolarda, radyo frekanslarında, televizyon ekranlarında bu hükümet 15 yılda yaptıklarının tümü kötüdür gibi bir muhalefet anlayışında olan bir parti değiliz. Mutlaka hizmetler oldu ama bu hizmetlerin gerek önceliği, gerekse o hizmetlerin yapılış yöntemleri ve içeriği bizim ilgi alanımızda siyasi parti olarak. Biz devleti AK Parti'ye Demokratik Sol Parti olarak biz devrettik. Başbakan o zaman Ecevit'ti. Değil mi? AK Parti'nin de başbakanı Abdullah Gül'dü. Ona biz teslim ettik. Nasıl bir ülke teslim ettik? Bir tek kurşun atılmayan, sıfır terör olan bir ülke. Tüm borcu 150 milyar dolar civarında olan bir ülke ve huzurlu bir insanlar zümresi teslim ettik kendilerine. Şimdi 15 senenin sonunda geldiğimiz yerde binlerce şehit oldu. Her gün sabotaj, her gün suikast, her gün patlama. Bir duyuyorsunuz 10 kişi öldü, bir duyuyorsunuz 100 kişi öldü, bir duyuyorsunuz 2 kişi öldü. Yani bunun ortalamasına vursanız demek ki günde ortalama en az 5-6 insanın öldüğü bir ülke haline geldi. Terörden sadece. O trafiktir, diğerlerini falan saymıyorum. Diğer taraftan yine ekonomik olarak 24 liraya çeyrek altın alırdı benim halkım. Şimdi 250 liraya alamıyor mesela. Böyle bir ülke haline getirdiler. Bunların içerisinde demek ki birçok yanlışlar yaptılar ki ülkenin ekonomik durumu bu noktalara kadar geldi. Vatandaş şimdi yaz geliyor. Buradan bizi dinleyen vatandaşlarımız kafalarında bir hayal kursunlar. Yaz geliyor. Hepsi inanıyorum ki Allah vere de komşunun çocuğunun düğünü var. Davetiye dağıtırken beni unutsunlar diyor. Öyle dua ediyor. Kaçamadığı yerde eskiden çeyrek altını yakasına takarken göstere göstere düğün sahibine takardı. Şimdi çaktırmadan çeyrek altının çeyreğini cebine sokmak için uğraşıyor, göstermemek için uğraşıyor. Benim halkımı, benim yurttaşımı başarılı bir iktidar bu hale düşürebilir miydi? Düşüremezdi. Demek ki bir başarısızlık var. Bunun yanında en önemlisi büyük bir oranda yolsuzluğun içerisine battılar. Yani çalıp çırpmalar. Görevlerinde iltimaslar ya da hizmetlerinde yolsuzluklar, bunları biz iddia etmiyoruz, bunları biz çıkarmadık yani iktidarda olmadığımız için ya da parlamentoda olmadığımız için. Demokratik Sol Parti olarak biz bunu nereden öğrendik? Kendilerinden öğrendik. Bunu kendilerinin beraber yürüdükleri yollarda, beraber yürüyoruz diye şarkı söyledikleri, yağmurda beraber ıslandık dedikleri arkadaşları bunları sattılar. Oysa bizim Türk kültüründe bir anlayış vardır. Yoldaş, arkadaş, kardeş birbirini satmaz. En kötü durumda birbirine sahip çıkar. Ama tabii bu kardeşlik veya yoldaşlık maddi çıkarlar üzerine kurgulanmışsa, iktidarı, devleti ben ele geçireyim mantığıyla bir hareket tarzı belirlenmişse, işte böyle yarı yolda bir yerde biri diğerinin açığını ortaya koyar. Bunlar birbirlerinin yatak odalarına girmişler. Ofislerini dinlemişler, para trafiklerini takip etmişler, arkalarından fotoğraflar çekmişler, kim kime hangi rüşveti götürdü, kim kime hangi parayı taşıdı, hepsini biliyorlar ve fotoğraflamışlar. Bunları da ortaya döktüler. Şimdi diyorlar ki mesela 17-25 Aralık bir kumpastı, bir komploydu. Doğru mu bu? Bana göre doğru. Ama bir de gerçek, yani kumpas ama gerçek, komplo ama gerçek. Buradaki kumpas komplo onlara yapılan ihanetin adıdır. Ama olay bir vakadır. Bu paralar çalınmıştır. Rıza Zarrab Amerika'da yatıyor. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısını aldılar. Amerika'da tutukladılar. Bakanın kolundaki 600 bin liralık, 700 bin liralık saati gördük. Ayakkabı kutularında deste deste paraları gördük. Evlerde para sayma makinalarını gördük. Bunların hiçbirisi gerçek dışı değil. Kendileri de inkar etmediler için doğrusu. Sadece kumpas dediler. Ha, demek ki bir batağın içine girmiş vaziyetteler. Şimdi buradan kurtulmaları gerekiyor. Mevcut anayasamız buna cevaz vermiyor. Nereye kadar bunlara sessiz kalabiliyor? Dokunulmazlıklarının bittiği güne kadar. Ondan sonra yargının karşısına çıkacaklar. Şimdi vatandaşımız çok iyi dinlemeli. Bu anayasa değişikliğinde öyle bir madde koydular ki Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları
ve onun atadığı bakanlar görevleri süresince sadece görevleriyle ilgili suçlardan değil, kişisel olarak da işleyebilecekleri suçlardan dolayı 400 milletvekilinin gizli oyla evet demesine bağlı. Ancak o zaman yargılanabiliyorlar. Bu hale getirdiler. Ve hatta diyor, bu kişiler görevlerinden ayrıldıktan sonra görevleri süresinde işledikleri iddia edilen bir suçla yargılanmak durumunda kalırlarsa yine aynı hususlar diyor gündemde olacak. Yani bir bakan görevden ayrıldı ya da cumhurbaşkanı yardımcısı, 3 sene sonra o görevi sırasında bir kişisel suç işlediği ortaya çıktı. Şimdi vatandaşımız diyecek ki kişisel suç ne demek? Kişisel suç şu demek: trafik kazası yaptı, bir yerde birisini yaraladı, öldürdü. Ya da bir kavgaya girişti, birini bıçaklamıştı. Ya da bir yolsuzluk yapmıştı. Ya da rüşvet almıştı da 3 sene sonra ortaya çıktı. Ama bu ispatlanıyor. Görevinden ayrıldıktan sonra dahi böyle bir hadiseyi gündeme getirirse sistem, o zaman da diyor 400 milletvekili gizli oyla evet yargılansın diyecek ki yargılanabilsin. Şimdi vatandaşa ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan mitinglerinde ya da AK Parti'nin sözcüleri? Cumhurbaşkanının diyor yargılanabilmesinin önünü açtık diyor. Bakın, insanların aklıyla resmen alay ediyorlar. Mevcut anayasada Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili suçlarda diyor sadece vatana ihanetle suçlanabilir. Bakın, tırnak içerisinde ve kalın harflerle söylüyorum, dinleyenler iyi dinlesin. Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili konularda sadece vatana ihanetle suçlanabilir. Yani bir genel müdürün atanmasında ya da bir müsteşarın atanmasında ya da bir yatırımın ya da bir sözleşmenin imzalanmasında bir yanlışlık yaptıysa bununla ilgili diyor Cumhurbaşkanı hakkında dava açılamaz. Ya bizim mevcut anayasamız Cumhurbaşkanı tecavüz edebilir diyor mu birisine? Ya da Cumhurbaşkanı birisini öldürebilir, bu yargılanamaz diyor mu? Yok böyle bir şey. O zaman niye insanlarla alay ediyoruz? Şimdi tam tersine bu anayasa değişikliğiyle hem Cumhurbaşkanı'nı, hem onun seçtiği yardımcılarını, hem de onun atadığı bakanları neredeyse ömür boyu yargılanamama ya da yargılanmama güvencesine kavuşturuyor. Bu güvenceyi de nereden anlıyoruz? Aynı anayasa değişikliği içinde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiriyor. 3 daireden 2'ye indiriyor. Bu kurul üyelerinin toplam sayısı 22 iken 13'e indiriyor. Ve dikkat edin, yine en önemli konulardan bir tanesi, belki çok ayrıntı gibi gelebilir ama Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu lafının içinden yüksek lafını kaldırıyor. Hakimler Savcılar Kurulu neden kaldırıyor diyeceksiniz. Benden yüksek kimse yok ki diyor, bunları ben atacağım nasıl olsa. Şimdi yüksek kurul ismi HSYK'nın bulunduğu binanın 25. katından kaynaklanmıyordu ki. Değil mi? Hukukun, adaletin yüceliğinden kaynaklanan bir terim de o. Şimdi o yücelik kalkıyor, tek yüce var. O da seçilecek olan Cumhurbaşkanı. Kim seçilecekse, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben diyor faniyim. Yarından sonra ne olacağını bilemem. Ama bu bir sistem meselesidir. Tam da biz oradayız zaten. Bu bir sistem meselesidir. Bizim için bu eleştirilerin hedefi şimdiki Cumhurbaşkanı değil. Çünkü şimdiki Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini de biliyoruz. Seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın kim olduğunu bilmediğimiz için bir devlet, bir millet varsayımlar üzerine yazılmış belgelerle, metinlerle yönetilemez diyoruz. Şimdi çok kısa bir reklam aramız olacak Sayın Başkanım. Ondan sonra ikinci bölümümüzde efendim yine bu yaklaşan referandum sürecinde bu 18 maddeyi değerlendirmeye Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal'la Küpe FM frekanslarında devam ediyor olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Müzikal Takınız Küpe FM'de bendeniz Kamil Bilici ile birlikteyiniz devam ediyor. Gündemdekiler özelde Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal'la referandumu değerlendirmeye devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde aslında güzel ve geniş bir değerlendirme yaptık. Bunun odak noktalarından bir tanesi, aslında Türkiye gündeminin de odak noktalarından bir tanesi, bu 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe girişimiydi. FETÖ, PDY adıyla adlandırılan terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bu girişim aslında Türkiye'nin bugün gündeminde olan bir süreç değildi. Demokratik Sol Parti
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden önceki iktidar döneminde siz de partinin içerisinde yine görevler almaya devam ediyordunuz. Sayın Bülent Ecevit'in başkanlığını yaptığı Milli Güvenlik Kurulları'nda da aslında o yıllarda daha çok gündemde olan konulardan bir tanesiydi. Sayın Ecevit o zamanlar bu konuya nasıl yaklaşırdı başkan? Bülent Ecevit Türkiye'de dini temele dayanan siyasi yapılanmalara her zaman karşı durmuş bir devlet adamıydı. Çünkü onun siyasetinin özünde Atatürk ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli yapısı olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti özellikleri çok çok önemliydi. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında bu hususlar gündeme geldiğinde belki hatırlayacaksınız. Gerek ordu içerisinde, gerek İçişleri Bakanlığı bünyesinde, jandarma ve polis teşkilatında, emniyet teşkilatında bu yapılanmaların içinde bulunan personeller uzaklaştırılırdı. Şimdi bir cemaat yapılanmasından ya da terör örgütünden söz ediyoruz ama Türkiye'deki cemaat yapılanması sadece Fethullah Gülen cemaatiyle sınırlı değil ki. Başka cemaat yapılanmaları da var. Menzil cemaati var, Süleymancılar var, Nurcular var, Nakşibendiler var. Efendim İsmail Ağa cemaati var. Var da var. Şimdi ben bakıyorum Sayın Genelkurmay Başkanı bir cemaatin sözcüsüyle işte cübbeli bilmem kim onunla tokalaşabiliyor. Adam akşama kadar sabaha kadar cennete götüren terlik satıyor. Cehennem ateşine dayanıklı kefen pazarlıyor. Benim ülkemin Genelkurmay Başkanı bu adamla tokalaşabiliyor. Benim ülkemin Cumhurbaşkanı bu adamla yan yana fotoğraf çektirebiliyor. Yani hareketlerimizde ve söylemlerimizde samimiyet olması gerektiğini vurgulamak adına söylüyorum. Siz hakikaten bir cemaat yapılanmasına ve dini amaçla devleti ele geçirmeye çalışan bu tip terör yapılanmalarına mesafeliyseniz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin savunucususanız bu adamlarla sizin yan yana durmanız, görüntü vermeniz doğru bir hadise değil. Yani 3 tane oy için insan bunu yapar mı? Yapmaz. Ecevit de hiçbir zaman böyle bir ilişkinin içerisine girmedi. Bu FETÖ hadisesi ortaya çıktıktan sonra bir dönem Ecevit'le de Fethullah Gülen'i ilişkilendirmeye çalıştılar ama tabii Güneş Balçık'la sıvanmaz. Ecevit'e ne hırsızlığı yapıştırabilirsiniz, ne vatan hainliğini yapıştırabilirsiniz, ne de böyle cemaat yapılarıyla organik ilişki içerisinde olduğunu yapıştırabilirsiniz. Zamanın birinde adam gitmiş yan yana fotoğraf çektirmiş. Bunların hepsiyle fotoğraf çektirmiş. Bir de iç içe yaşamış adam. Hepsi metiyeler düzmüş. Türkçe olimpiyatlarında yani Fethullah Gülen'in öpmedikleri yerini bırakmamışlar. Şimdi hepsi oldu tertemiz. Başkaları oldu FETÖ'cü. Yani bunlar samimi olmadıkları için bu anayasa değişikliğiyle kendilerini işte bu yargılanmalardan, bu sorumluluklardan kurtarmak adına bir dayatma yapıyorlar ve yargıyı bu şekilde ele geçiriyor. Vatandaşlarımız tabii istikrar sürecek, efendim kalkınmamız güçlenecek, ekonomi fırlayacak, terör bitecek. Ya terörün bitmesi için referanduma gerek yok ki, senin elinde milletvekilleri sende, ordu sende, emniyet sende. İstediğin kanunu çıkarabiliyorsun, istediğin yerde olağanüstü hal ilan edebiliyorsun, istediğin sokaklara giriyorsun, istediğini içeri alabiliyorsun. Yani bunun için bir referanduma gerek yok ama bu yetkiyi bu anayasa değişikliğiyle örneğin meclis kullanırken bir olağanüstü hal yaratılması, olağanüstü hal uygulamasının gündeme getirilmesi hususu mecliste tartışılıp kararlaştırılırken bu anayasa değişikliğiyle sadece Cumhurbaşkanı'na tek başına bu yetkiyi devrediyor. Meclisin yetkisini bir kişiye devredecek ya da savaş kararı alabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ordusunu kullanma yetkisini veriyoruz. Önce kimdeydi? Mecliste. Mecliste gidecek, tartışılacak. Biz ordumuzu Kuzey Irak'a gönderelim mi? Ya da hatırlarsanız Afganistan'da askerlerimiz oluyordu değil mi? Mecliste tartışılıyordu bu. Üçer aylık, birer yıllık her neyse bu kararlar alınıyordu. Şimdi bu kararı meclisten alıyoruz, bu yetkiyi doğrudan bir kişiye vereceğiz. Yani benim vatandaşım iyi ya, ben çocuğumu askere göndermiştim. Cumhurbaşkanının keyfine göre istediği yerde savaşa gitsin diyorsa gerine gerine versin evetini, ne diyeyim. Ama biz diyoruz ki böyle bir şey olmasın, sen iradeni teslim etme. Mesela Silivri bölgesi gerçekten emeğiyle çalışan kardeşlerimizin yoğunlukta olduğu bir bölge. Çorlu, Çerkezköy değil mi? Büyük fabrikalarda çalışan sendikalı işçilerimiz var örneğin.
bir asgari ücret belirlenirken asgari ücret komisyonu kuruluyor. Bu komisyonun, bu masanın bir tarafında işçilerin temsilcileri oturuyor, bir tarafında hükümetin temsilcisi oturuyor, bir tarafında işveren temsilcisi oturuyor ve anlaşıyorlar. Bu anayasa değişikliği eğer gerçekleşirse ücretleri Cumhurbaşkanı tek başına belirleyecek. Bakın bu kurul falan kalmayacak. Maliye Bakanı'na dönüp soracak. Ey Nazır, kasada kaç para var? Para kalmadı. O zaman asgari ücret 1000 lira deyip çıkacak Cumhurbaşkanı. Bu yetkiye kavuşuyor. İşçi kardeşim benim, evet benim için 500 de yeter diyorsa ayağı pınar başı göl olsun derim yani. Ama ben böyle olmasın istiyorum. 1700 lira brüt asgari ücret alan bir işçi resmi verilere göre açlık sınırında yaşıyor. Bakın yoksulluk demiyorum. 4 kişilik ailede açlık sınırında yaşıyor. Seni açlığa ve yoksulluğa mahkum etmiş bir ekonomik sistem içerisinde bütün yetkileri bir de bir kişiye vererek artık insanlık sınıfından da çıkabilecek noktaya kendini taşımak istiyorsan buyur ver. Yine bu referandumla birlikte aslında bunun belli başlı bir maddesini görmemekle beraber üniter devlet yapısının korunması noktasında ilk 4 madde sabit olarak tutuluyor. Ama büyükşehir sistemleriyle geçtiğimiz günlerde de birkaç cumhurbaşkanı da baş danışmanı, 3 tane yanlış hatırlamıyorsam, aslında eyalet sisteminin değerlendirilebileceği, gündeme alınabileceği gibi söylemlerle de kamuoyunun karşısına çıktı. Bu anayasa sürecinden sonra Demokratik Sol Parti böyle bir yaklaşım bekliyor mu Türkiye'de? Ben hamasi siyaset yapan birisi değilim. Demokratik Sol Parti de öyle bir parti değil. Bu bahsettiğimiz konu bizim mevcut anayasamızın 123. maddesinde düzenlenmiş. Yani eyalet adı altında ya da işte değişik isimler altında bölgeler oluşturulabilme imkanı var mı? Elbette var. 123. madde aynen şöyle diyor. Kamu tüzel kişiliği, işte bu biraz önce bahsettiğimiz, yani muhtarlık bölgesi, il, ilçe ya da buna benzer yapılar, ancak diyor kanunla veya, burası önemli, kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur diyor. Mevcut anayasamız böyle. Şimdi bugünü tartışalım önce. Yani bugün hükümet istese, biz Trakya'dayız, şunu diyebiliyor. Ya Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, 3 tane valiye ne gerek var? Burayı Tekirdağ vilayeti yapalım, bir tane de vali atayalım. 3 vali konağından bir vali konağına insin, 3 makam arabasından bir makam arabasına insin deyip bu kararı alabilme yetkisine sahip. Bu mevcut anayasamız buna cevaz veriyor. Nasıl ama yapabiliyor? Hükümet bunu meclise getiriyor. Meclisteki 550 milletvekili bunu tartışıyor. Doğru bulurlarsa onaylıyorlar ve burası tek vilayet haline gelebiliyor. Siz buna eyalet de deseniz, başka bir şey de deseniz gerçekleşebiliyor. Ama bu, hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, ayağımızda prangalar var, boynumuzda prangalar var falan diyor. Pranga dedi işte bu meclis kısmı. Yoksa başka bir pranga yok. Başbakan kendisinden, hükümet kendisinden, meclisteki çoğunluk vekiller kendisinden. Dolayısıyla bir prangası yok bu anlamda işleri yapabilmesi adına. Ama buna rağmen bu kanunda veya'dan sonra söylenen, bu kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak kısmını bu değişiklikte Cumhurbaşkanı kararnamesiyle diyor. Dikkat edin. Yani o kanuni yetkiyi meclis vermeyecek. Doğrudan anayasayla Cumhurbaşkanı'na tek başına bu biraz önce bahsettiğim hadiseyi gerçekleştirme yetkisi verecek. Bu ülkenin bölünmesini mi getiriyor 17 Nisan'da? Hayır. Çünkü anayasanın ilk 3 maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter bir devlet olduğundan bahsediyor. Yani bölünemez diyor. Ama oylanacak olan anayasa değişiklikleriyle Cumhurbaşkanı'na verilebilecek yetkinin gücü daha sonra o ilk 4 maddeyi de değiştirebilecek noktaya taşıyor onu. Zaten bunların da amacı önümüzdeki Temmuz'da ya da önümüzdeki Kasım'da Türkiye'yi bölelim derdi değil. Amerikalılar bunu geçenlerde bir düşünce kuruluşunun toplantısında açık açık dillendirdiler ve bu basına da yansıdı. En erken 2 seneyle 4 sene, yani evet çıkarsa 2 yılla 4 yıl arasında o bağımsız bölgelerin oluşturulması, tırnak içerisinde halkın anlayacağı dille bölünme hadisesinin gerçekleşeceğini, eğer hayır çıkarsa 10 yıl sonra
tekrar bu işin gündeme gelebileceğini konuşuyorlar. Şimdi burada var olan bir hadiseyi insanlara farklı anlatmanın anlamı da yok. Yani Cumhurbaşkanı tek başına eyalet oluşumunu yapabilecek güce erişmiş olacak. Bunu yapar mı yapmaz mı? Bunun cevabını ben Tayyip Erdoğan'ın ağzından vereyim. Ben diyor sağken olmaz. Yani ben Cumhurbaşkanı kaldığım sürece olmaz bu diyor. İyi de birader, Allah Allah, pazarlığınız var yani, sabaha çıkacağımızı Allah biliyor değil mi? Bu anayasa değişikliği geçti. Haftaya da Allah göstermesin başınıza bir iş geldi ve hiç ummadığımız birisi de geldi, Cumhurbaşkanı oldu. Bunlar demek ki yapabilecek. Biz de bunu anlatıyoruz zaten vatandaşa. Yani anayasalar, anayasa hükümleri varsayımlar ya da temenniler üzerine kurgulanmaz. Orada ne yazıyorsa o gerçekleşir. Dolayısıyla bu gerekçeyle bile tek başına bu anayasaya halkımızın mutlaka hayır vermesi gerekiyor. Meclisteki vekil sayısını 600'e çıkarmakla meclis güçlendiriliyor diyor. Yani belki bunların güçlendirmekten anladıkları, sürekli mecliste kavga, dövüş, yumrukla çalışma yaptıkları için 600 kişiyle çoğaldık diye düşünebilirler. Ama meclisin gücünü siz, kanun yapma gücünü büyük oranda alarak tek başına Cumhurbaşkanı'na veriyorsunuz. Dolayısıyla orada 600 tane devlete sırtını dayamış, kendi hayatını yaşayacak adam taşıyorsunuz. Bu manada baktığımız zaman doğru bir iş yapmıyorsunuz. Dolayısıyla meclis güçlü bir meclis haline gelmiş olmuyor. Onun için biz Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz hale geliyor diyoruz. Buna dikkat edelim. Böyle bir yetkiyi, kesinlikle üzerimizdeki bu iradeyi bir kişinin iki dudağının arasına bırakmayalım diyoruz. Ben mesela bir hususu da belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı iki defa seçilir diyorlar değil mi? Oysa doğruyu söylemiyorlar. Anayasa değişikliğinde öyle bir madde kıstırmışlar ki araya. Eğer diyor Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci döneminde, ikinci kere seçildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi normal seçimlere bir yıldan fazla zaman kala seçimleri yenileme kararı alırsa diyor, Cumhurbaşkanı diyor bir kere daha aday olabilir diyor. Yani seçildiği dönemi dönemden saymıyor. Bu ne demek? Üçüncü döneme. Ben bunun 4, 5, 6 olabileceğini iddia ediyorum. Bazı hukukçular yok, hayır, olmaz diyenler de var. Bu tamamen yoruma bağlı. Peki işi yoruma bıraktığımız zaman karşımıza nasıl bir manzara çıktığını, bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü anayasaya karşı sadakatiyle ölçebilirler. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Ben anayasaya uymuyorum kardeşim, bu anayasayı bana uydurun diyor değil mi? Yarın bunu demeyecek konusunda bir teminat var mı? Yok. O zaman bunun bile açık olmadığı bir anayasa değişikliğiyle 3 kere istediği takdirde Cumhurbaşkanı olabilecek bir pozisyon yaratıyoruz. Bunun için bile bizim anayasaya, bu anayasa değişikliğine hayır dememiz gerekiyor. Bir önemli hususu daha söyleyeyim. Mesela uluslararası sözleşmeler yapıyor devlet. Ticari sözleşme, siyasi sözleşme, silah sözleşmesi, aklınıza ne gelirse. Bu sözleşmeler her iki devletin meclislerine geliyor. Meclislerde görüşülüyor, onaylanıyor. Onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlanarak o sözleşme haline giriyor. Şimdi bu yetkiyi tek başına Cumhurbaşkanı'na veriyoruz. Milletler arası sözleşme yapar, onaylar ve yayınlar diyor. Yani vatandaş şunu sorması gerekmiyor mu? Ya neden böyle bir ihtiyaç hissettin sen? Esnaflık yapan arkadaşlarımız, dinleyenler bunu değerlendirsinler. Limited şirketi var ya da anonim şirketi var. İki imzayla ilzam oluyor değil mi şirketi? Bir yerden para çekeceği zaman, şirketini bir risk altına sokacağı zaman en az iki imza, üç imza yan yana atılması gerekiyor ki bankadan çekilirken. Kooperatifler mesela öyledir. Niye koskoca Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişinin imzasıyla hayatını bir yere bağlayacak? Bu bile, bu madde bile tek başına bu anayasaya hayır demek için yeterli diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum bu değerli görüşlerinizi bizlerle, Trakya bölgesindeki dinleyicilerimize paylaştığınız için. Bugün Silivri bölgesinde de yoğun bir program sizi bekliyor. Bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Başta Silivri olmak üzere Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Trakya bölgesinin tamamında yayındayız. Son olarak yaklaşan bu süreçle ilgili Küpe FM dinleyicilerine mesajlarınız neler olacak? Benim son mesajım şu olsun. Bizi
dinleyebilen tüm yurttaşlarımıza, seçmenlerimize pazar günü bir karar vereceğiz. Bu karar oy verdiğiniz partinin iktidara gelmesi ya da iktidardan uzaklaştırılmasına yönelik bir karar değil. Bu böyle bir seçim değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işleyiş biçimini, işletim sistemini yeni baştan değiştirme işidir. Biz Cumhuriyetimizden mutluyuz. Anayasamızdan mutluyuz. Demokrasimiz var ve biz bir bireyiz. Biz ne dersek o olur diyorlarsa oy pusulasında kahverengi tercihi kullanacaklar. Hayırın üzerine tercih mührünü basacaklar. Umuyorum ve inanıyorum ki hayatımızda verdiğimiz en hayırlı kararı 16 Nisan'da pazar günü sandıklarda kullanacağız. Şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz KPFM ailesi adına bu yoğun süreçte bize vakit ayırdığınız için. Efendim bize ayrılan sürecin sürenin sonuna geldik. Bu sürecin de aslında sonuna geldik. Referandum sürecinde elimizden geldiğince her siyasi görüşe bu frekanslar aracılığıyla yer vermeye gayret ettik. Ve bugün itibariyle yayın yasakları giriyor. Pazar günü bir tercih yapacağız. Hakikaten sağduyuyla yaklaşılması gereken ve herkesin kendi vicdanında karşılığını bulacağı hayırlı bir seçim sonucuyla pazartesi günü tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın.